Yani Türker Bey, aslında çok önemli bu söylediğiniz, ama şunu da söyleyelim. Yani bu Kemal Özkiraz bir açıklama, yaptı. Özellikle de 21 araştırma şirketinin, özellikle bu son yaptırdığı 103 anketin ortalama sonuçlarını bir biçimiyle telebire açıkladı. Yani şimdi bu böyle bir durumda sistematik bir düşüş olduğunu da söyledi. Yani CHP ve İyi Parti'de işte Millet İttifakı ile ilgili bir yükselişte olduğu da ifade etti. Bir biçimiyle bu iktidardan kurtulmak gerekir diyorsunuz, bu kabustan kurtulmak için. Yani bir adım Ben ötesi. bir de şöyle, yani ne olursa olsun anlamında söylemiyorum. Demokratik olarak. Yani demokrasinin dışında, evet, demokratik çözümler biraz daha acılı, biraz daha sabır isteyen çözümlerdir. Ama en doğru çözümler o çözümlerdir. Evet, bu süreç belki biraz daha acılı olacaktır. Biraz daha Türkiye'nin acı çekmesine neden olacaktır. Ama doğru yöntem bu yöntemdir. Bu iktidar bir kere, bu iktidarın artık Türkiye'ye verebileceği hiçbir hizmet yok. Vardır, var. Türkiye'yi adil ve dürüst bir seçime götürmek. Yapar mı? Yapabilir mi? Mümkün değil. Bakın size şöyle söyleyeyim. Seçim kanunu değiştireceklerdi, biliyorsunuz değil mi? Yani avantajlı duruma geçebilmek için. Ses yok. Hakikaten ilginç bir konu. Niye biliyor musunuz? Niye Yani hiç nerede değil şimdi? niye biliyor musunuz? Hangi seçim kanunu getirirsen getir olmuyor, biliyor musunuz? Çok somut diyorsunuz yani. Ne yaparsan yap. Bak. MHP'nin yüzde Yani beş, doktor ne yersen ye dedi. Ne yersen ye dedi. Hiç fark etmez. İstediğini götürse fark etmez. yani bunun da pek bir anlamı yok diyorsunuz. O dönemleri de geçtik diyorsunuz yani. Şöyle yapması lazım. Kazanabilmesi için şöyle yapması lazım. AKP'ye verilen oylar, bir oy 10 oy sayılacak. Muhalefetin 10 oyu da bir oy filan. Böyle bir değişiklik yapabilse olabilir. Yani tabii bu ilginç bir gelişme Türker Bey. Bu arada Sayın Bahçeli, MHP Genel Başkanı Bahçeli açıkça diyor ki Kılıçdaroğlu sokağa çıkmayacağız diyor. Sokağa dökülseniz ne yazar, dökülmeseniz ne yazar diye bir ifade kullanmış. Türker Bey, demokrasi nedir ya? Bu nasıl olması gerekiyor? Şimdi bize Yani hak ediyor muyuz? Türkiye hak ediyor mu? Yani bu şu gelişmeleri hak ediyor mu Türker Bey? Anayasa değişsin, anayasayı kaldıralım, değiştirelim diyen bir anlayışın da olduğu bir Türkiye yaşıyoruz. Yakışıyor mu Türkiye'ye? Bugün Türkiye'yi yöneten iktidar demokrasiyi içselleştirmemiştir. Ve ben tabii bunu hiçbir zaman inandırıcı bulmamıştım. En başından itibaren muhalefet etmiştim. Bu iktidar için demokrasi bir araçtır. Demokrasi küfürdür. Ve bunun böyle olduğunu şimdi yaşayarak, acı çekerek gördü insanlar. Tabii görenlerimiz, ben de o görenler içindeydim. Daha ilk başından Türkiye'yi bir felaket sürecine bu iktidarın taşıyacağı konusunda şüphem bile yoktu. Keşke yanılmış olsaydım. Türker Bey, gerçekleri söylemek önemli. Yani bugün de aynı şekilde gazeteci Metin Göktepe'nin bugün mezarı başında anıldı. Gerçekten bir gazeteciydi Metin Göktepe. Ben de anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Sayın Metin, yani rahmetli Metin Göktepe'nin. Ben de kendisini rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Evet, gerçekten önemli. Şimdi böyle bir ortamda gerçekten çok zor koşullar yaşanıyor. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bu seçim konusu, bu erken seçim falan filan, bir zaman zaman sizinle yaptığımız sohbetlerde hep böyle söylediniz, açıklamalarda bulundunuz, ama şimdi geldiğimiz noktada yani bir baskın seçim olabilir mi? Zaten zaman da ilerliyor yani. Şimdi şeye de geldik yani. Bir zamanda daralıyor. Anayasaya göre de Sayın AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında aday olma şansı da yok. Zamana uyarsa tekrar anayasaya göre Cumhurbaşkanı adayı olma şansı yok. Çok net. Yani önce olmazsa bu. Bunu söyleyelim. Ne söylemek istersiniz? Şimdi sizde daha önce yaptığımız değerlendirmede şöyle diyordum ben. Erken seçim olmaz. Bu 2023'te normal zamanında olur. Hatta mümkün olursa bunu daha sonraya bile öteleyebilecek savaş dahil bir numaralar çevirebilirler diyordum. Ama ekonomik kriz veya iflas yeni bir durum ortaya koydu.
Şimdi diyorum ki bu değerlendirmeye göre bu yaz seçim yapmak zorundalar. Çünkü ekonomiyi düzeltmelerine imkan yok. Onun için ne var ne yok ne yapacaklar? Bakınız ne var ne yok satarak, Türkiye'nin geleceğini satarak bir şekilde Türkiye'yi seçime götürecekler. Mümkün olduğu kadar adil ve dürüst olmayan bir seçim yapacaklar. Ve işte bir şekilde Türkiye'yi böyle felaketli günler bekliyor. Bir de bakın AKP'li kim? Şevki Yılmaz. Ne diyor? Ülkenin geleceğini ipotek altına alacak her türlü harcamayı yapmalı diyor. Hazinedeki 700 ton altını, diğer varlıkları harcamalı, seçimi kazanmalıyız diyor. Kazanamazsak bile arkadan gelenler tufan yaşasın. Ya bunu bir insan evladı söyleyemez biliyor musunuz? Doğru söylüyorsunuz. Bunu bir insan evladı söyleyemez yani. Türker Bey, bu arada Hakan Mert'in bir mesajı var, onu da söylemiş olalım. Komutanım diyor, görünmez uçağımız var, hala havada bir türlü inmedi diyor. Bir de uzaya 4 şeritli yol yapmadılar, çok kırıldım diyor. Yorumlamak ister misiniz? Buyurun. Yani Hakan Bey zaten bunu söylerken bile mutlaka müstesi gülüyordur. Ne diyeyim ya, bu iktidara söylediği doğru hiçbir şey yok biliyor musunuz? Her şey algı operasyonu üzerine geliştirilmiş. İşte bakınız uçağımız havadaydı, oydu, buydu, gaz bulduk, yok onu bulduk, uzaya gidiyoruz, Mars'a gidiyoruz. Hangisi doğru çıktı? Hiçbirisi. Yazık. Evet, bu arada tabii ben yine size yönelik böyle açıklamalar var YouTube'da, böyle mesajlar var. Suriyelilerle ilgili bir iki cümle istiyorlar sizden. Yani Türker Bey diyor, size diyor özellikle göre diyor Suriyeliler ülkelerine gönderilebilirler mi? Yani Suriyeliler hakkında bir iki cümle söyler misiniz diyor. Vatandaşlık vermeye başladılar yine parayla falan filan diyor. Ne söylemek istersiniz? Şimdi 5 milyon Suriyeli kucağımızda bu iktidarın yanlışları yüzünden bulduk. Bu bir operasyondu. Bir an önce Suriye ile masaya oturup Suriye'de istikrarın sağlanması, Suriye ile barış sağlanması ve Suriyelileri barış içinde evlerine gönderecek çalışmaları yapmamız lazım. Tabii ki bir bölümü ama çok sayıda olmamak şartıyla Türkiye'ye entegre edilerek Türkiye'de de bırakılması düşünülebilir. Ama ağırlıklı bölümü, bir de normal değil mi insanın ülkesine, vatanına dönmesi? Orada barış şartları oluştuktan sonra, Türkiye bu barış şartlarına katkı verdikten sonra, çünkü tabii ki iyi niyet, yani buraya gelen Suriyeliler mutlaka suçlu anlamındadır söylemiyorum ama özellikle 21. yüzyılın en büyük tehdidi kontrolsüz kitlesel göçlük. Çünkü o ülkede ülkenin demografik yapısını bozar, suç oranlarını arttırır. Geçen de daha dün akşam gördüm sosyal medyada Adana'da yani görülecek gibi değil. Ya Texas barış şehri olur biliyor musunuz? Hani o kovboy filmlerinden hatırladığımız Texas, kovboy şehri Texas barış şehri olur. Çok feci sahnelerdi. Bunları başımıza, bu derdi başımıza iktidar açmıştır. Öyle söyleyeyim. Evet, yani aslında Suriye ile bizim derdimizin olmadığını aslında normal şartlarda siz söylediniz. Eski programlarda da, daha önceki programlarda da bunları dile getirdiniz. Gerçekten önemliydi. Evet, yani bu arada size mesaj gönderenlerin olduğunu da söyleyelim. Gökhan Tuhan'dan var, Turgay Kurtbeyoğlu. Yine aynı şekilde bunu da söylemiş olayım. Ben yeri görevimi yerine getireyim. Hüsamettin Ataman, yani başarılı yayınlar diliyor. Kemalist Devrim, canım amiralim diyor size. Onu söyleyelim, sizi seviyorlar. Yani açık bir şekilde de ifade ediyorlar. Bunlar önemli şeyler tabii. Yani aslında tabii son olarak sizden ne söylemek istersiniz bunu alalım isterseniz Türker Bey ve programımızı kapatalım. Önemli açıklamalarda bulundunuz. Bunlar önemliydi. Ülkemizi seven yurtseverler biz. Yurtta sulh, cihanda sulh diyor. Kemalist bakıştır diye Kemalist Devrim yazmış hatta. Ne söylemek istersiniz? Son olarak Türker Bey, sizi dinliyoruz. Yani bir kere umutlarını kaybetmesinler. Mücadeleye devam etsinler.
Türkiye'yi güzel günler bekliyor. Yarın pazar günü, şimdiden bizi izleyenlere, Türkiye'ye güzel bir pazar günü diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum Türker Bey. Evet, değerli Karantina TV izleyicileri, bugün iktidarın artan tehditvari söylemleri, Rusya, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle ilişkiler başlığı altında emekli amiral, araştırmacı, yazar Türker Ertürk ile Bodoslama'da bunları konuştuk. Önemliydi. Bir başka emekli amiral, araştırmacı, yazar Türker Ertürk ile Bodoslama'da buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.